Haberin merkezi Kanal Can Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günün çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Yıllardır beklenen, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen emeklilik mağdurlarının beklediği açıklama dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan düzenlemede yaş şartı olmayacağını, 8 Eylül 1999 öncesi şartların geçerli olacağını duyurdu. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemeye ilişkin tüm kafa karışıklıkları giderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla düzenlemeyi aktardı. Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin alınan son kararları açıkladı. Karar sonrası EYT'de tüm kafa karışıklıkları giderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı, prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Düzenlemede SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı da olmayacak. Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek. EYT'de işverenlerde unutulmadı. Düzenlemeden işverenlerin mağdur olmaması için kredi paketi hazırlandı. Buna göre patronların kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli kredi verilecek. Aynı zamanda ayrıca emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Peki EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim günü eksik olan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor. Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl bitince emeklilik hakkı kazanacak. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin basın açıklamasında bulundu. Taytak, Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır dedi. Afyonkarahisar MHP Milletvekili Mehmet Taytak, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2018 seçim beyannamesinde milletine sözü olduğunu hatırlattı. Cumhur İttifakı'nın uzun ve kapsamlı çalışmalarının ardından çok şükür ki nihai halini almıştır diyen Taytak, Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır. Cumhur İttifakı olarak kılı kırk yaran, her ayrıntıyı düşünen, milleti için her imkanı seferber eden, her ihtimali dikkate alan bir tutumla çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin beklentilerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Cumhur İttifakı başarır, verdiği sözleri teker teker yerine getirir dedi. Taytak,
Düzenlenenin muhalefet tarafından siyasi malzeme olarak kullanıldığına da dikkat çekerek, daha önce EYT konusunu siyasi istismar malzemesi olarak, Cumhur İttifakı'nı ve hükümeti yıpratma malzemesi aracı olarak kullanan muhalefet, EYT çıktıktan sonra şimdi de hazineye yük bindi. Bu paraları gençler mi ödeyecek demeye başladı. Muhalefet, seçim için her şeyi yapıyorlar iftiralarına başvurarak, türlü bahanelerle, türlü karalamalarla 2,5 milyon vatandaşımızın mutluluğuna gölge düşürmeye çalışmaktadır. Milletimiz bir ve beraber olduğu sürece Cenab-ı Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı her sorunun altından kalkacak, bütün toplumsal sorunları birer birer çözecek, büyük ve güçlü ülke Türkiye idealine hep birlikte kavuşacaktır, ifadelerini kullandı. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden E-Devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. E-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar. E-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli, gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak. İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz. Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olaraksa yaşlılık aylığı seçilecek. SSK kapsamında aylık talep edecekler, 4A SSK Bağkur kapsamındaysa 4B Bağkur seçilecek. Sonra altta yer alan başvuru butonu tıklanacak. TC kimlik numarası, ad soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. Diğer iletişim bilgileri doldurulacak. Aylık alıyor mu sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvuru butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak. EYT açıklamasının ardından uzun süredir yoğunluk yaşanan SGK il müdürlüklerinin önünde kuyruklar uzadı. Prim eksiği olan vatandaşlar düzenlemeden yararlanabilmek için SGK'ya akın etti. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT'lerin merakla beklediği düzenleme dün akşam duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düzenlemede yaş şartı olmayacağı bildirildi. Ve bu haberin ardından bugün sabahın erken saatlerinden itibaren SGK İl Müdürlüğü'nün önünde kuyruklar oluştu. İnsanlar buraya akın ederek borçlanmalarının olup olmadığını ve varsa da yatırmak için başvurularını yapmaya başladı. Ocak 2023 itibariyle borçlanma tutarlarında asgari ücret zam oranı olan %54,66 oranında artış yaşanacağı için vatandaşlar son 3 günü değerlendirmek istiyor. Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü de bu yoğunluktan nasibini aldı. Kimi yeni yıl gelmeden askerlik borçlanması yaparken, kimi de çocuk borçlanması yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Sıraya girenler arasında hem 4A'lı hem 4B'li çalışan ve durumunun ne olduğunu öğrenmeye gelenler de vardı. SGK çalışanları da vatandaşların taleplerini yerine getirebilmek için yoğun çaba harcadı. Vatandaşların başvurularını aldı. Düzenlemeyi olumlu karşılayan vatandaşlar duygularını dile getirdi. Mutlu olduklarını söyledi. EYT çıktığı için askerlik borçlanmasını ödemek için geldim. Çok güzel. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Borçlanmam var. Borçlanma yapacağım. Emekli olmak için geldim. 365 gün eksiğim var. Bir yıl eksiğim var. Düzenlemeyi harika buldum. Bizim lehimize olan bir düzenleme. Aynı zamanda eşim de bu düzenlemeden yararlanacak. Onun da 2 senesi var. Karı koca genç yaşta emekli olacağız Allah izin verirse. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Karadeniz illerine ziyaretlerini sürdürüyor. Dün Ordu ve Samsun'u ziyaret eden Eroğlu, günü Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret ederek sonlandırdı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Karadeniz illerine ziyaretlerini sürdürüyor.
Ordu ve Samsun'a ziyarette bulunan ve çeşitli temaslarda bulunan Eroğlu, Kastamonu'da da Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti. Ziyareti AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik'le Belediye Başkanı Rahmi Galip Bidinlioğlu da katıldı. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, Kastamonu'ya yaklaşık 40 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Eroğlu suyla ilgili açıklamalarda bulundu ve suyun kontrollü kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Esas itibariyle suda, içme suyunda sıkıntı yok. Bizim ülkemizde sulama suyu %75-76'sını sulamada kullanıyoruz. Dolayısıyla yapılacak şey, biz başlattık bunu. Bütün sulamaların mutlaka modern sulama, vahşi sulamadan modern damlamalı veya yağmurlama sulamalarına geçerse büyük tasarruf olacak. Yani Türkiye su zengini değil, fakir de değil. Dolayısıyla suyu tek elden akıllı bir şekilde sürekli takibi gerekiyor. Bu takdirde susuz kalmaz. Eroğlu, Kastamonu'da yapımı devam eden Kırık Barajı'nın kentin su ihtiyacını 2100 yılına kadar karşılayacağını kaydetti. Gelsin diyelim, gelin. Efendim, soğuk havaların etkisiyle grip vakaları arttı. Göğüs hastalıkları uzmanı Sami Şahan, büyük salgının olduğunu ve bu salgına değişik virüs ve patojenlerin sebep olduğunu açıkladı. Uzman doktor Sami Şahan, bu salgının virüsle eşdeğer olduğunu söyleyerek vatandaşlara maske takma uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Sami Şahan, büyük salgın olduğunu ve bu salgının virüsle eşdeğer olduğunu söyleyerek vatandaşlara maske takmaları uyarısında bulundu. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde COVID'e karşı alınan önlemler çerçevesinde maskenin kullanmasına bağlı olarak, insanların karantinada olmasına bağlı olarak grip salgınları olmadı. Bu yüzden de bu sene grip salgını, influenza gribi özellikle çok ağır geçiyor hastalarımızda. Ve diğer kış virüsleri dediğimiz işte rinovirüs, işte RSV çocuklarda daha çok görülen onlar da görülüyor. Tabii ki COVID de aynı şiddette devam ediyor. Şu anda en çok rastlanılan, izole edilen virüsler şu salgında influenza yani grip virüsü. Bunun da iki tipi var. Bir şiddetli seyreden, bir nispeten daha az şiddetli seyreden alt grubu var. Bir de COVID var. COVID de influenza'dan sonra en çok görülen şey viral hastalık bu salgın içerisinde. Dolayısıyla hastalarımızda kimisinde az, kimisinde çok öksürük, boğaz ağrısı, bütün eklemlerde ağrı, burun tıkanıklığı ve bazı hastalarımızda da öksürüğün sonunda hırıltılı solunum ve bronşite dönüştürme gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Kronik hastalıkları olanlarda, kronik akciğer hastalarında, kronik kalp hastalarında, diyabetiklerde, yaşlılarda tabii ki daha dikkatli olunması gerekiyor. Alınacak önlemlerde de yine aynı COVID'deki alınan önlemler gibi özellikle hastanelerde ve sağlık merkezlerine başvuranlar mutlaka maske takması gerekir. Öneriyoruz. Toplu yerlerde, toplu taşıma araçlarında ben maske takılmasını öneriyorum. Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da yeni yıla sayılı günler kala otellerdeki doluluk oranı işletmecileri sevindirdi. Termal otel rezervasyonlarında yeni yıl bereketi yaşanıyor. Tatilciler zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da 42 derecedeki termal havuzlardan yılın her dönemi yararlanabiliyor. Aralarında 5 yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler hem tatil yapıyor hem de çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı buluyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra başta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kentte yoğunluk oluşturuyor. Tarihi, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle de kış turizminin gözde merkezleri arasında yer alan kent, misafirlerini çeşitli etkinliklerle ağırlamaya hazırlanıyor.
Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin Genel Müdürü Ali Gümüşhan, kış olmasına rağmen tüm otellerin bahçesindeki havuzlara girildiğini söyledi. Yılbaşı haftasının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Afyonkarahisar'daki tüm otellerimiz, yani 5 yıldızlı otellerimiz %100 dolu yakın dolulukları var. Sanatçılar var, müzik, eğlence var Afyonkarahisar'daki otellerimizde. Yine hava da çok güzel, güneşli bir hava gözüküyor. Kışın olmasına rağmen tüm otellerimizin havuzlarına gördüğünüz gibi girip yüzebiliyorlar, dinleniyorlar gelen misafirler. Bu yılbaşının hoşça vakit geçireceklerini düşünüyorum gelen misafirlerin. Yeni yıla, yani 2023'e dinlenerek, eğlenerek, termal keyfiyle girecekler. Biz de Afyonkarahisar olarak da tüm misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. Afyonkarahisar'da yaklaşık şu anda 27 bin yatak var bu devre mülklerle beraber. Onun zaten doluluklara baktığınızda %90, genel ortalama %90, ama 5 yıldan tamamı %100 doluluk oranı yakalamış durumda. Program yapan otellerimiz. Hava da çok güzel. Tüm otellerimizin dışarıda hem termal havuzları hem yüzme havuzları var. Akrones Termal Otel'in Genel Müdürü Ünal Özgen de yeni yıla yoğun misafir ilgisiyle gireceklerini dile getirdi. 6 yılın tüm yılbaşlarında yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Şimdi de aynı ilgiyle karşılaştık ve dolu bir şekilde yılbaşını yine dolu bir eğlenceyle geçireceğiz. Tabii yılbaşı için genelde il dışından, tabii bu arada yurt dışından da bir, aslında yabancı değil ama yerli misafirlerimiz, Belçika'da, Almanya'da kalan gurbetçi misafirlerimiz de yılbaşını geçirmek için otelimizi tercih ediyor. Belçika'dan tatile gelen Gökgül Aslan, her yıl geldiklerini, uğramadan geçmediklerini ifade etti. Belçika'da doğdum, büyüdüm. Aslen Afyon Emirbağlıyız. Her sene buraya geliriz, muhakkak uğramadan geçmeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik gereği, evcil kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. 31 Aralık son tarih olan uygulamada Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda evcil hayvanlara, kedi ve köpeklere ve gelinciklere çip takılma uygulaması başladı. Bu yılın sonunda sona erecek süre daraldıkça Tarım İl Müdürlüklerinde de yoğunluk arttı. Bugün Afyonkarahisar Tarım İl Müdürlüğü'nde çok yoğun bir gün yaşandı. Müdürlük kapsamında bulunan görevli yaklaşık 20'ye yakın veteriner hekim gelen talepler doğrultusunda çip ve pasaport uygulamasını yapıyor. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde hummalı bir telaş var. Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik gereği çip takılma zorunluluğu uygulaması 31 Aralık 2022 günü sona erecek. Tamam. Bu tarihten itibaren çip taktırmadığı belirlenen hayvan sahiplerine para cezası uygulanacak. Bu cezaya maruz kalmak istemeyen hayvan sahipleri Tarım Orman İl Müdürlüğü'ne gelerek çip taktırıyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde yoğun bir uygulama var. İl Müdürlüğü yetkilileri bugüne kadar 3000'e yakın kediye ve 2000'den fazla köpek için çip takıldığını bildirdi. Yetkililer, son gün olan 31 Aralık Cumartesi günü mesai saatlerinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışmaların devam edeceğini duyurdu. Çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3642 lira para cezası uygulanacak. Afyonkarahisar'da kurulan El Sanatları Derneği ile yeryüzünde bilinen en eski tekstil yüzeyi olan keçenin ve keçe sanatının özü bozulmadan gelecek kuşaklara taşınarak modern ürünler üretilmesi sağlanıyor. Afyonkarahisar'da kurulan El Sanatları Derneği'nde keçe sanatının özü bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılarak modern ürünler üretilmesi sağlanıyor. El Sanatları Derneği'nde keçenin özü bozulmadan geleneği devam ettirilerek günümüze taşıyabilmek için modern ürünler üretiliyor. Müzik
çok geniş bir alana sahip olan keçeden şapka, ayakkabı, atkı, yelek, ev aksesuarı, pano gibi pek çok eşya yapılıyor. Keçe ve El Sanatları Dernek Başkanı Sevgi Tahmaz, derneğin kurulma amacından bahsetti. Kursa gelen öğrencilerimizin, şu anda derneğimizin üyesi olan öğrencilerimin, daha öğrenci demeyeyim artık, arkadaş olduk, meslektaş olduk. Arkadaşlarımızın teşvikiyle bir araya geldik. Bu sanatı geliştirelim, yaşatalım, öğretmeye devam edelim diye keçe üzerineydi ilk başta niyetimiz. Ama daha sonra geleneksel kültürümüzü yansıtan sanatlar sadece keçeyle bitmiyor. Şu an derneğimizin aynı zamanda üyesi, Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Ebru sanatçısı olan İnci Çetin hocamız var. Teslip sanatıyla uğraşan Sultan Öncü hocamız var. Yani onun dışında da profesörümüzden tutun, emekli öğretmenimiz, sekreterimiz, öğretmen olanımız, eğitim danışmanımız, yani eski ustalarımız bizi de çok desteklediler, onlar da desteklediler. Eski ustalarımız, orta kuşak biz ve bizden sonraki kuşak olarak nitelendirebileceğimiz güzel bir dernek kurduk. Tahmaz, keçenin yararlarını açıkladı. Keçenin ağrı alma özelliği vardır. Eski büyüklerimiz, atalarımız yün yataklarda, yün yastıklarda yatarlardı. Çünkü ağrıyı alma özelliği vardır, bir. İkincisi, radyosunu ve elektriği çekme özelliği vardır. Isıyı koruma özelliği ve iletme özelliği vardır. Mesela radyosunu koruduğu için biz telefon kılıfları yaparız. Telefonlarımızı keçenin içinde tutmak için, yaydığı radyasyondan korunmak için. Biz aslında bir kumaş yapıyoruz. Aynı zamanda kumaşla beraber de ürünlerin kendisini yapabiliyoruz direkt. Tasarım yapıyoruz, kalıplıyoruz. Daha sonra yoğurarak hiç dikişsiz yelek yapabiliyoruz mesela. Ayakkabılar yapıyoruz. Ayak sağlığı için, ayak mantarı, ağrılar için, topuk dikeni için çok faydalıdır. Yani kullanmaya başladığınız zaman başka bir şey giymek istemezsiniz. O kadar rahattır. Bir de keçe kuruyunca çok hafif olan bir kumaşa dönüşür. Onun için taşıması da çok kolaydır. Yağmurlu bir havada keçeyle örneğin dışarı ayakkabısıları da yapıyoruz. Yakalandığınızda eve ıslanmadan gidebilirsiniz. Çünkü suyu çok yavaş emer. Çok da geç kurur aynı zamanda. Örneğin çobanlar kepenek giyerler. Onu hem tulum olarak kullanırlar. İçinde yatarlar. Çünkü üzerinde akrep, yılan, börtü, böcek gibi hayvanlar yürüyemez. Hem hayvanlardan korunmak için kullanırlar, hem de sıcaksa sıcaktan korunmak için, soğuksa soğuktan korunmak için kullanırlar. Efendim, Afyonkarahisar Merkezi'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan operasyon sonucunda DAEŞ silahlı terör örgütü üyesi olma ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel iddiasıyla Irak vatandaşı olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce müşterek yürütülen çalışmalarda Aralık ayı ile birlikte başlayan yeni yıl kutlama etkinlikler ve dini ayinlerle organizasyonların Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleriyle sinagog ve kilise gibi ibadethanelerinin, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezlerinin, eğlence merkezlerine yönelik olarak DAEŞ silahlı örgüt mensuplarınca eylem arayışı içerisinde olduklarının bilindiği, bu doğrultuda geçmiş dönemde DAEŞ silahlı terör örgütüne ait elde edilen DAŞİŞA listesinde adı geçen ve canlı bomba eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Irak vatandaşı Abo Suayt Kot isimli Light Right Zayt isimli şahıs Afyonkarahisar Merkezi'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan operasyon sonucunda DAEŞ silahlı terör örgütü üyesi olma ve canlı bomba eylemi gerçekleştirilmesi muhtemel iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Efendim, Afyonkarahisar'daki gelişmeleri aktardık. Bilecik'le devam ediyoruz. Bilecik'te Trabzon hurması üreten merkeze bağlı Küplü köyünde yaşayan kadınlar satışlardan arta kalan hurmaları pekmeze dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Evet.
Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor. Bilecik merkez ve ilçelerinde yılda yaklaşık 700 ton olan hurma üretiminin 250 tonu Küplü'den karşılanıyor. Merkeze bağlı Küplü köyünde üretilen Trabzon hurmasının meyve olarak piyasaya sunulmak üzere alıcılara verildikten sonra elde kalan hurmaları değerlendirmek isteyen kadınlar bunları kazanlarda kaynatıp pekmez yapıyor. Köyde hasat edilen hurmalar kalite ve ebatlarına göre kasalara ayrılarak birçok kente gönderiliyor. Kadınlar 100 kilogram hurmadan 10 kilogram pekmez elde ediyor. Tadı ve aromasıyla ilgi gören hurma pekmezi kurulan firma aracılığıyla piyasaya sunuluyor. Hurma pekmezi yapımı köyde eskiden bu yana süre gelen bir gelenek. Bilecik'in ardından Burdur'a geçiyoruz değerli izleyenler. Burdur'un Bucak ilçesi Kocaeliler beldesinde kadınların ürettiği kapı süsleri zamanla yöre halkının geçim kaynağı haline geldi. Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu. Burdur'un Bucak ilçesi Kocaeliler beldesinde kozalak, dal ve bazı meyveler kullanılarak hazırlanan kapı süslerini ihraç eden firmalar, yılbaşı dolayısıyla artan talebe yetişmeye çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün izin ve desteğiyle biyolojik çeşitliliğin ön plana çık Kocaeliler kırsalındaki ormanlardan toplanan kozalak, dal ve bazı meyvelerden çelenk şeklinde kapı süsü yapan kadınlar hane ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ağustos-Aralık döneminde yılbaşı için kapı süsü üreten kadınlar bir çelenkten 4 lira 50 kuruş kazanıyor. Her bir kadın günde en az 30, en fazla 100 çelenk hazırlıyor. Ürünler Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka ve Finlandiya'ya satılıyor. Evet, Denizli'den bir haberle devam ediyoruz. Yeni yıla UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Pamukkale'de karşılamak isteyenleri konuk etmeye hazırlanan turizmciler 2023 sezonunda da güzel geçmesini bekliyor. Pamukkale'deki turizmciler yeni yıldan umutlu. Yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 906 bin ziyaretçinin ören yerlerinde ağırlandığı Pamukkale, 2022'yi misafir yoğunluğuyla uğurlamaya hazırlanıyor. Bölgedeki otellerde doluluk oranı yılbaşı öncesinde %100'e yaklaştı. Yılbaşında termal sularıyla ün salan konaklama tesislerindeki mekanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de yılbaşında özellikle yerli misafirlerin talepleriyle doluluk oranlarının yüksek olduğunu söyledi. Yılbaşı özellikle yerli misafirlerimizin talepleriyle Pamukkale'deki doluluk oranlarımız yüksek. Ama biz tarihi yaklaştıkça Pamukkale'deki tüm otellerin dolmasını beklemekteyiz. Hemen hemen her tesisimizde eğlence var, program var. Tüm yerli misafirlerimizi Pamukkale'ye bekliyoruz. Bunun haricinde yine yılbaşı için yabancı misafirlerimiz de var otellerimizde. Ve onlar için de ayrıca bir eğlence düzenliyoruz. Gelen tüm yerli ve yabancı misafirlerimiz şehrimizde, Pamukkale'de, Denizli'de iyi vakit geçirerek yılbaşına hep beraber mutluluk içinde gireceklerini temenni ediyoruz. 2022 yılını değerlendirdiğimiz zaman özellikle Haziran'dan sonra çok yoğun bir yabancı akışı gördük. Yabancının çok büyük bir talebi vardı. Tüm bölgelerde kültürel ağırlıklı işte Pamukkale, Kapadokya, İstanbul, yazlık bölgeler Antalya, Ege her yerde neredeyse boş yatak yoktu. Kasım ayı sonuna kadar da bu devam etti. Şimdi özellikle Aralık ayı biliyorsunuz yabancıların Christmas bayramlarının olduğu dönem. Bu dönemde yabancı misafirlerimizin sayıları biraz azalıyor. Ama bize gelen rezervasyonlarda biz 2023 yılının özellikle Mart ayından itibaren çok yoğun bir şekilde gerçekleşeceğini
Ve tüm rekorları kırarak 2023 yılında Türkiye'nin çok iyi bir turizm sezonu yaşayacağını hedefliyoruz, bekliyoruz ve inanıyoruz. Efendim, emeklilikte yaşa takılanlar Eskişehir'de de SGK önünde yoğunluk oluşturdu. EYT'liler Eskişehir'de de SGK'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vallahi hiç umudum yoktu. 42 yaşındayım ve emekli olacağım. Çok şükür inşallah. Tabii şu sıra biterse. Mutluyuz yani, ne diyelim. Ben 7 sene bitti, 8. sene içindeydim. Emekli olamadık. Daha yeni Tayyip Erdoğan açıklamasıydı. Olacağız inşallah. Biraz eksiğim var, doğum borçlanması yapacağım. İyi oldu tabii ki, yaşı zaten bekliyorduk. Biraz da eksiğimiz vardı, onu da borçlanarak halledeceğiz. Çok iyi oldu bence. Özellikle artık çalışamayan çoluk çocuklu kadınlar için de yaş sınırının kalkması çok iyi oldu. Vallahi bekliyoruz. E-Devlet sistemi kilitlenmiş. Giriş yapamıyoruz. Sabahtan beri bekliyoruz soğukta. Yapacak bir şey yok. Benim durumum 97 girişliyim, sigorta girişliyim. Günüm dolu. Sadece bu kararı bekliyorduk. Biraz geç yapılmış bir karar ama hakkımızda hayırlısı olsun. Yine Eskişehir'den bir haber. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki çok programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören tarım bölümü öğrencileri kendilerine tahsis edilen birer dekarlık tarım arazisinde hem üretim yapacak hem de gelir elde edecek. Kaymakamlık koordinesinde Sarıcakaya Belediyesi ile Sarıcakaya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında tarım öğrencilerinin öğrendiklerini uygulayabilmeleri amacıyla bir protokol imzalandı. Bu kapsamda belediyeye ait 36 dekarlık arazi 10 yıllığına Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne tahsis edildi. Arazi her öğrenciye birer dekar olacak şekilde eşit olarak tahsis edildi. Tarım bölümünde öğrenim gören 28 öğrenci okullarını bitirene kadar kendilerine verilen arazide sezonuna göre üretim yapabilecek. Öğrencilerin her birine dörder zeytin ağacı da zimmetlendi. Okuldan çapa, kürek ve kazma alarak öğretmenlerinin gözetiminde araziye giden öğrenciler, sorumlu oldukları zeytin ağaçlarının bakımını yaptı. Zeytinliğin yanı sıra kendileri için verilen birer dekarlık arazide çalışan öğrenciler lavanta ekti. İlk etapta lavanta, buğday ve zeytin üretim planlanan proje kapsamında tarım öğrencilerine ayrıca öğrenim süresi boyunca Eskişehir Ticaret Odası ve bir firmanın desteğiyle aylık toplam 500 lira burs imkanı sunuldu. Aferin Eylül. Hocam, var hocam siz de bak şu, alıyorsun şeyini çıkar. Hocam siz de telefonunuzu verin. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, tarım bölümü öğrencilerine destek olmak amacıyla belediyeye ait 36 dönümlük araziyi okula tahsis ettiklerini dile getirdi. Çocuklarımıza da biz hani belediyemiz açısından destek olalım diye burada belediyemize ait bir yeri, 36 dönümlük bir yeri tahsis ettik. Amacımız şeydi, yani öğrencilerimizi hem tarıma alıştıralım hem de buradan gelir elde etsinler, kendi gelirleriyle, elde ettikleri gelirle okullarına destek olunsun. Ve burayı bu yaşta gelir elde ederek tarımdan soğumasınlar, tarıma alışsınlar, tarımsal üretimin önemini anlasınlar diye burada böyle bir alan tahsis ettik belediyemize. Almanya'dan rahatsızlığı nedeniyle memleketi Isparta'ya gelen gurbetçi, ameliyatla ince bağırsağından 2 kilogramlık kitle çıkarılınca sağlığına kavuştu. Bağırsağından 2 kilogramlık kitle çıkarıldı. Şu acilde ben hastaneye götüreceğim seni. Yaklaşık 55 yıldır Almanya'da ikamet eden Cemalettin Dinçer, kusma ve halsizlik gibi şikayetleri nedeniyle çok fazla kilo kaybı yaşadı. Memleketinde tedavi olmak isteyen Dinçer, Isparta'daki özel bir hastaneye başvurdu. Şu bölgede yapılan tetkikler sonucunda ince bağırsağında kitle tespit edilen Dinçer ameliyat alındı. Dinçer'in bağırsağından 20 cm uzunluğunda 10 cm genişliğinde 2 kilogramlık kitle çıkarıldı. Kitle incelenmek üzere patoloji servisine gönderildi.
Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Muhammed Yılmaz, gazetecilere zor bir ameliyat geçirdiklerini ama başarılı olduğunu söyledi. 66 yaşında erkek hastamız bize bulantı, kusma, bir şeyler yiyememe, işte yaklaşık bir ay içerisinde bir 25 kilo falan vermişti. Zayıflama şikayetiyle bize geldi, halsizlik şikayetiyle. Tabii biz ilk etapta endoskopi yaptık. Endoskopide midenin normal olduğu fakat mide çıkışına geçilemediği, yani ince bağırsak geçilemediği görüldü. Ameliyattan sonraki takiplerimizde hastamız gayet iyiydi. Hiçbir problem yaşamadı, komplikasyon gelişmedi. Ve hastamızı yaklaşık bir 12. günde taburcu ettik. Şu anda oral alımı gayet iyi, beslenmesi gayet iyi. Bir ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde 7-8 kilo aldı. Bu şekilde hastamızı takip etmekteyiz. Cemalettin Dinçer ise aldığı sağlık hizmetinin Almanya'ya kıyasla daha iyi olduğunu söyledi. Ben buradaki gördüğüm saygı, sevgiyi Almanya'da 55 senedir oradayım. Orada hiç görmedim. Çünkü ben şimdi Almanya'da olsaydım belki de öldüydüm. Ama Atatürk'ümüz ne demiş? Beni Türk hekimlerine teslim edin. İyi ki ben de Türk hekimlerine teslim oldum. Kütahya'nın Gediz ilçesine gidiyoruz değerli izleyenler. Kütahya'nın Gediz ilçesine özgü Erkeçet'inden yapılan ve coğrafi işaretle koruma altına alınan Gediz güveci lezzetiyle adından söz ettiriyor. Erkeçet'inden yapılan ve coğrafi işaretle koruma altına alınan Gediz güveci lezzetiyle damak çatlatıyor. İlçedeki yaylalarda beslenen ve erkeç adı verilen kısırlaştırılmış erkek keçi etinden yapılan güveç, ilçenin geleneksel damak tatları arasında yer alıyor. Toprak kapları yerleştirilen etin odun ateşinde 6 saat pişirilmesiyle eşsiz bir lezzete kavuşan güveç sofralara servis ediliyor. Güveç ustası Kudret Kul da Gediz güvecinin taş fırında odun ateşinde doğal toprak kaplarda pişirildiğini belirterek yapımı hakkında bilgi verdi. İçinde sadece soğan, tuz, salça ve su olmasıdır. Diğer yörelerden ayıran en büyük özelliği etin kendi haliyle pişmesidir. Öncelikle toprak kapların içerisine tuz atıp şu görmüş olduğunuz kaburgaları altına atıp eti üzerine atıp o şekilde 45 dakika kavurmamızdır. Sonrasında 45 dakika olduktan sonra çıkarıp ters yüz yapıp içine sos ve domates atıp tekrar suyunu verip tekrar fırına sürmemizdir. Kütahya'nın ardından Manisa'ya gidiyoruz değerli izleyenler. Çarkları yaklaşık 200 yıldır dönen su değirmeni adeta yıllara meydan okuyor. Tarihi değirmene ilgi ise oldukça yoğun. Çarkları yaklaşık 200 yıldır dönen su değirmeni, tahılını öğütmek isteyen çok sayıda kişiyi kendisine çekiyor. Görüntüler Manisa'nın Demirci ilçesinden. Değirmeni işleten 63 yaşındaki Mustafa Yetiş, dedesinin devraldığı değirmeni 3 kuşaktır işlettiklerini söyledi. Biz bu su değirmeni 1969'da aldık. Babam çalıştırıyordu. Babamın yanına gelirken giderken onun yanında öğrendim ben bu değirmeni. Ondan beri devam ediyoruz yani. Yetiş, su değirmeni işletmenin bazı zorlayanları olduğunu aktardı. Özellikleri yaz geldi mi yazın çalışmaz. Kışın 4-5 ay çalışır ondan sonra yazın çalışmaz. Derede su olmadığından çalışmaz. Yani kışın çalışır yani her köyden gelirler. Yakın köylüler falan hep gelirler buraya tahıl ütmek için. Çünkü bu su değirmeni onu çok kıymetli, güzeldir yani. Ceyranlı değirmenler, onlardan güzeldir yani. Mahalle muhtarı Halil Yetiş'te tahıl yoğunluğu oluştuğu zaman değirmeni işleten amcasına yardım ettiklerini söyledi. Bu değirmen su değirmeni eskiye nazaran çok rağbe olmaya başladı. Bu tabii un değerli olduğu için. Kepeği un yaptığı için her türlü hastalığa da şifa olduğunu biliyoruz biz. Bu rahmetli dedemden kalmış bize. İşte amcam ilgileniyor bu işle ama biz de ona yardım için bazı zaman geliyoruz yani. Ana
haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yayınımız spor haberlerinin hemen ardından mega siyasetle devam edecek. Mutlu akşamlar. Avşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Karate Federasyonu'nca Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve 21 yaş altı karate şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 1700 sporcu mücadele ediyor. Ümit, genç ve 21 yaş altı karate milli takım teknik direktörü Artan Tunç, milli takım seçmelerine yarın kadınlarla başlayacaklarını belirterek seçmelerin 30 Aralık'ta erkeklerle devam edeceğini söyledi. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaklarını ifade eden Tunç şunları aktardı. 1780 sporcu bir katılım var. Tabii bunların 25'inden bu yana seçmesini yapıyoruz. Burada ilk dörde girenler yani işte kendi aralarında bir maçta orada birinci olan milli takıma girmeyi hak kazanacak. Önümüzdeki şampiyona Avrupa Şampiyonası Allah nasip ederse Rum Kıbrıs kesiminde yapılacak. Hazırlığımız da ayın 3'ünde başlayacak. Ondan sonra da kısmet. Mücadeleler iyi. Zaten biz bu yaş kategorisinde genelde dünyada 1-2-3 yani bu klasmanlar iyiyiz yani. Altyapı çok sağlam. Bizim zaten Türkiye'de gerçekten karate sevilen bir spor. Altyapı, genç antrenörümüz çok fazla. Antrenörümüz de çok çalışıyor. O da zaten verimi orada belli oluyor. Kırklar elinde çoğunluğu Roman vatandaşlardan oluşan dezavantajlı çocuklar suç ve suç ortamından halter kursuyla korunuyor. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı Mutlu Kentin Umutları Projesi kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde dezavantajlı çocuklara yönelik halter kursu açıldı. Projeye dahil edilen 25 ortaokul ve lise öğrencisi Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda her gün polis ekipleri nezaretinde antrenman yapıyor. Bir yandan çocuklar spora teşvik edilirken bir yandan da sağlıklı ve suçtan uzak bireylerin yetişmesi sağlanıyor. Evet çek çek stop bekleme 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 evet. Halter kursuna Tevfik Fikret Ortaokulu'ndan 14 öğrenciyle başladıklarını aktaran Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Komiseri Öznur İzidoğru konuşmasına şöyle devam etti. Yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerin merkezinde aslında insan var. Ve insanlara biz nasıl dokunabiliriz? Kendilerindeki gücün farkına nasıl varmalarını sağlayabiliriz? Ve bu gücü olumlu anlamlarda nasıl kullanmalarını sağlayabiliriz? Bunun için uğraşmaktayız aslında. 9 farklı faaliyetimiz var aslında. Bunlardan en önemlisi şüphesiz bizim en önem verdiğimiz sportif faaliyet olan Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber ortak olarak gerçekleştirdiğimiz halter kursu. Halter kursuna şu anda Tevfik Fikret Ortaokulu'ndan 10 öğrenciyle başladık biz. 19 Ekim 2022 tarihinde. Aslında çok yeni bir süreç fakat katılım oldukça fazla ve günden güne de artmakta. Halter kursunda bizim amacımız çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, onları spora yönlendirerek bulundukları olumsuz koşullardan sosyal çevrenin onlara sunduğu suç ve suç ortamlarının uzak kalmalarını sağlamak ve günümüzde güncel bir sorun olan teknoloji bağımlılığına karşı da
onları uzaklaştırmak. Wushu Kung Fu'da bu yıl Avrupa, Dünya ve Balkan şampiyonalarında elde edilen başarıların 2023'te düzenlenecek organizasyonlarda da devam ettirilmesi hedefleniyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Wushu'nun dünyada ve Türkiye'de çok hızlı şekilde yayıldığını, diğer federasyonlara göre çok daha yeni olmalarına rağmen şu anda 160 bin civarında lisanslı sporcularının bulunduğunu belirtti. Salgın döneminin ardından Mayıs 2022'de yapılan ve tam takım olarak katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nda 103 altın olmak üzere 189 madalya aldıklarını anımsatan Akyüz şunları belirtti. Geçen Mayıs ayında Avrupa Şampiyonası yapıldı ve biz buraya tam takım olarak katıldık ve 189 toplamda madalya aldık. 103 altın olmak üzere Avrupa'nın en iyisi olduğunu tekrar gösterdik. Dünyada da Allah'ın izniyle en iyiler arasındayız. Ama hedefimiz bizim bu işi çok daha geliştirmek, çok daha fazla yaymak. 81 ilde bizim il temsilcimiz var. Yani bütün illerde biz bu işin yapılması için büyük bir faaliyet içerisindeyiz. ABD'nin Texas eyaletinde yapılacak Dünya Wushu Şampiyonası'na tam takım olarak katılmayı hedeflediklerini vurgulayan Akyüz şunları aktardı. 2023'te hedefimiz bizim dünya Büyükler Dünya Şampiyonası Amerika'da yapılacak. Bu Dünya Şampiyonası'na tam takım olarak katılmak. İnşallah Dünya Şampiyonlukları hedefliyoruz tabii. Bu işi çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve bizim sporcularımızın da seviyeleri gitgide yükseliyor. Biz ekseri antrenmanlarımızı, çalışmalarımızı Çin'deki kamplarda yapıyorduk. Son 3 yıldır bu kamplara gidemedik. Ama önümüzdeki zamanlarda tekrar Çin'deki kamplarımızı başlatma kararlılığındayız. Tokyo'da yapılan para badminton dünya şampiyonasında hem teklerde hem de çiftlerde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Emine Seçkin, bu branşta ilk altın madalyayı Türkiye'ye getirebilmek için aralıksız çalışıyor. Evli ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Seçkin, geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olarak hayatın zorluklarıyla mücadele etmeye başladı. Eşini özenerek bu spora başlayan Seçkin, 4 yıl içinde tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımına seçildi. Bu spor dalını bırakmak zorunda kalan Seçkin, 2009'da ilgilenmeye başladığı badminton sporunda Avrupa üçüncülüğü ve dünya ikinciliği gibi başarılar elde etti. Para badminton'da Türkiye'nin adını dünyaya duyuran Seçkin, 2010'da kaza geçiren bir milli sporcunun yerine İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak uluslararası müsabakalarda boy göstermeye başladı. Dünya şampiyonalarında boy göstermenin tüm milli sporcuların hayali olduğunu vurgulayan Seçkin şunları kaydetti. Japonya'ya ilk değil üçüncü gidişim bu benim. İlk bir dünya şampiyonasına gitmiştik yine. Orada bir derece yapamadım. Sonra paralimpik oyunlara katıldım. Paralimpik oyunlarında bazı yaşanan talihsiz olaylar sonucunda ve en büyük etkenlerden bir tanesi babamı kaybettim oradayken. Paralimpik dördüncüsü olarak döndüm. Dördüncü olarak 2021. Orada dördüncü olarak döndüm. Ama dedim Japonya senden almam gereken bir şey var. İnşallah dedim bu da madalya olsun. Katıldık çok şükür. Çok çalıştık, çok emek verdik. Hakikaten çok uğraştık. Oradan bir madalya alacağım vardı. Onu aldım geldim. Kendisine inanan ve güvenenlere günü ve zamanı geldiğinde yine madalyalarla ve al bayrağı göndere çektirerek cevap vermeyi istediğini anlatan Seçkin şunları söyledi. Uluslararası arenada bakıldığı zaman para badminton denildiği zaman Türkiye'nin hiçbir adı yoktu. Hiç kimse tanımıyordu.
Avrupalılar kendi aralarında ya da dünyadakiler kendi aralarında bu madalyayı paylaşıyorlardı. Biz bu para badminton camiasının içine girdikten sonra, bu savaşın içerisine girdikten sonra biz Avrupalıların ve dünyadakilerin oyununu bozmaya başladık. Biz varlığımızı ve Türkiye'nin orada var olduğunu ispatlamış olduk böylelikle. İnşallah bundan sonra da yine bayrağımızı göklerde her zaman yüceltmek, yükseltmek istiyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Afşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sundu.